Akdeniz'de yaşanan göçmen ölümleri ve genel olarak mülteci krizini ele almak için Afrika News kanalı genel yayın yönetmeni yardımcısı Veronica Nekvor'la birlikteyiz. Veronica, birkaç gün önce yaşanan göçmen trajedisiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Yüzlerce kişinin öldüğü belirtiliyor. Son gelişmeleri aktarır mısın? Elimizde kazadan kurtulan görgü tanıklarının BM yetkililerine verdikleri bilgiler var sadece. BM yetkilileri yaklaşık 500 kişinin boğularak öldüğünü belirtiyor. Kurtulanlar arasında Etiyopya, Somali, Sudan ve Mısırlı göçmenler var. Ancak Kahire'deki Somali Büyükelçiliği ölü sayısını 400 olarak açıklıyor. Yolculuğun bir hafta önce başladığı tahmin ediliyor. Yani şu anda BM'nin açıklamaları görgü tanıklarının aktardığı bilgilerden oluşuyor. Avrupa mülteci krizini hafifletmek için çabalarını artırdı. Afrika ülkeleri de bu çabalara destek vereceklerini açıkladı. İnsan kaçakçılarına karşı alınan önlemler etkili oluyor mu? Sahadaki bazı uzmanlarla yaptığımız görüşmelerde Afrika ülkelerinin insan kaçakçılarıyla yeterince mücadele etmediği anlaşılıyor. Bu da ülkelerin bu şebekelere karşı ciddi gayret ortaya koymamalarından kaynaklanıyor. İnsanların çoğu işsizlik ve iç savaş gibi sorunlar nedeniyle ülkesini terk ediyor. Hatırlayacaksınız, geçen yıl Avrupa Birliği Afrikalı liderlerle bir araya geldiğinde 1.8 milyar euro yardım sözü vermişti. Afrikalı liderlerin bu yardıma itirazı oldu. Bazıları bunun yeterli olmadığını, kimileri de sorunun çözümü için Avrupa ile Afrika arasında yatırım ve ticaretin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekmişti. Ayrıca bu kadar mülteci akını içinde sadece Afrikalı göçmenlerin hedef gösterilmesi de Afrika ülkelerini kızdırmıştı. Bu insanların yaşadıkları sorunlara değindiniz. Peki bunlara hayatlarını tehlikeye atıp her şeylerini geride bıraktıran nedir? Neden bu zorlu yolculuğu göze alıyorlar? Bunlardan bir kısmı daha iyi bir hayat arayışı nedeniyle ülkesini terk eden işsiz ekonomik göçmenler. Aralarında kolej ya da üniversite mezunu olanlar da var ama işsizler. Bunların Avrupa'ya ulaşmış ve orada çalışıp ailesine mali destekte bulunan arkadaşları da var. Ayrıca ailesini geçindirmek zorunda olanlar da var. Bunlar da daha iyi kazanç için bu zorlu ve tehlikeli yolculuğu göze almak mecburiyetinde kalıyor. Sudan ve Somali gibi ülkelerde bildiğiniz gibi şiddet ve iç savaş söz konusu. Bu ülkelerdeki insanların bir kısmı da huzuru başka yerlerde arıyor. Burada birkaç faktörden bahsedilebilir. Ama yurt dışına kaçışın ana amacı daha iyi bir hayata kavuşmak. But then the main target of this journey is for a better life. Anlaşılan krizin çözümü şimdilik ufukta görünmüyor. Afrika News'ten Veronica Nakvor'a yorumları için teşekkür ediyoruz. Thank you, Tunil.